Sana imzalı bir resmimi vermek isterdim hatıra olarak. Ama yanımda yok. Halil Esed de bayılınca apar topar getirdiler buraya. Ama bir fotoğraf makinesi bulursan seninle çok özel fotoğraflar çektirebilirim. Gerek yok, teşekkür ederim. Kaybolduk galiba. Kesin acemisin. Zaten bu kadar genç ve güzel bir kadın kesin yeni mezundur. Hayır, kaybolmadık. Ne oldu? Kalbimin bu ağrısını geçirmek için kesin bir şey yapmanız lazım doktorum. Merak etmeyin. Sizi bir an önce çıkarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hiç acele etmeyin. Acı denen şey bana vız gelir. Bu dövmeyi 17 yaşımdayken yaptırmıştım. Tam 3 saat sürdü. Benim yerimde başkası olsaydı acıdan bayılırdı. Benim gıkım bile çıkmadı. Of, Brad Pitt bile dublör kullanıyor canım. Ondan sonra da hava atıyor. Oysa ben hiç dublör kullanmam. İnsan kazandığı parayı hak etmeli, öyle değil mi? Mesela geçen gün çok zor bir çekim yaptım. Gerçi benim için çocuk oyuncağıydı ya, neyse. 5. kattan kum dolu bir kamyonun tepesine atladım. Nasıl? Ve ufak bir burkulma dışında hiçbir şey olmadı. Hemşire hanım, Okan Sormaz'ın odası ne tarafta? Sola doğru ilerleyin, koridorun sonundaki oda. Sağ, hadi. Haberi alır almaz geldik. Nesi var? CT için sakinleştirici verdiler. O yüzden biraz sersem gibi. İyileşecek mi? Ne zaman çıkar hastaneden? Ameliyat gerekiyor mu? Yani telefonda öyle bir şey söylediler. Siz aileden misiniz? Ben menajeriyim. Beyefendi de çalıştığı dizinin yapımcısı. En yakınları sayılırız. Bakın, Okan'ın bir an önce iyileşip çalıştığı sete geri dönmesi gerekiyor. Yoksa kaset yayına yetişemez. Ne zaman hastaneden çıkabilir? Ben doktor değilim. Yani Okan Bey'in doktoru değilim. Ben hemen gidip hemen çağırayım. Hocam. Okan Bey'in yapımcısı ve menajeri geldi. Ha. Bilgi almak istiyorlar. Kiminle görüşmeleri gerekiyor? Sizinle mi yoksa Suat Bey'le mi? İkimizde de değil. Okan Bey Levent Atahanlı'ya verildi. Bak şurada. Hala bunun üzerinde. Bir saniye konuşabilir miyiz? Levent Bey, ben... Levent Bey mi? Ödü'ye ne oldu? Sabah beni taksiden atarken ödük diyordu. Deliye mi terfi ettik şimdi? Levent Bey, ben çok mahcubum. Özür dilesem, ya bütün bu olanları unutabilir miyiz? Hangi birini? Bana hakaret edip taksiden atmanı mı, yoksa kafama şemsiye fırlatmanı mı? Hepsini. İmkansız. Hepsinin bende ayrı bir anısı olacak. Ya ben çok özür dilerim. Ya böyle terbiyesizlikler yapmam aslında. Ben... Başka bir şeye sinirlenmiştim. Sizinle bilgisi yok. Sinirini benden çıkardın, öyle mi? Ya bir an kendimi kaybettim. Ben de çok üzüldüm sonra. Ben de olsam üzülürdüm. İstanbul'un en yakışıklı, en karizmatik cerrahı senin arabana binsin. Sen tut yaka paça dışarı at. Peki, tamam. Benim yaptığım terbiyesizlikti ama... söylediklerinizin hepsine katıldığımı söyleyemeyeceğim. Hangi birine mesela? Yakışıklı olma bölümüne. Ya belki bu önlüklü olmayabilirim ama... sabah hiç fena değildim. Levent Bey, ben bir kez daha özür dileyim. Siz bu konuyu unutun lütfen. Vallahi zor bir durum. Tıbbın çözemediği vakalarda bir takım alternatif yöntemlere başvurmak gerekebilir. Ne gibi? Bu sabahki yakışıklıyla cuma günü yemeğe çıkmak gibi mesela. Üzgünüm, olmaz. Ya siz uzman doktorsunuz, ben sizin asistanınızım. Benim için böyle bir şeyi... Bana öyle bakmayın. Nasıl? Beklediğimden çabuk geldin. Acil çağrılınca olabildiğince hızlı geldim. Sen iyi misin? Tüp gibiyim. Seni bir an önce görebilmek için küçük bir rol yaptım, o kadar. Rol mü? Evet. Hemşireleri kandırmak benim için çocuk oyuncağıydı. Ne de olsa başarılı bir aktörüm. Düşündüm de bu sıkıcı yerde senin de biraz iyi vakit geçirmeye ihtiyacın var. Bana bak.
Burası bir hastane ve benim işim başımdan aşkın. Sıkılmak için bir dakikan bile yok. Biliyor musun? Daha önce kimse bana hayır demedi. Hep kadınlar benim peşimden koştu. Şimdi ise ben koşuyorum. İstediğim bir şeyi elde etmek için çalışmak garip bir duygu. Öyle mi bayağı dur bozuntusu? Gerçek dünyaya hoş geldin o zaman. Üf ya, ne var Okan? Nerede kaldınız? Birinci kapının şişesi nöbet geçiriyor. Nöbet mi? Onu izlemen gerekiyordu. İzliyordum. Tamam, ben hallederim. Acil bir durum olduğunda orada olmalıydım ve bana haber vermeliydin. Senin yaptığın her hata benim başıma bela olur. Anladın mı beni? Bundan sonra hata istemiyorum. Size tahlil sonuçları gelince bir açıklama yapacağınızı söylemiştiniz. Ama hala bir şey açıklamadınız. Açıklayamadım. Çünkü ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ne demek bilmiyoruz? Siz ne biçim doktorsunuz ya? Türkiye'nin en iyi hastanesi diye size kamyonla para ödüyoruz. Ve karşılığında verdiğiniz cevaba bakın. Endişenizi anlıyorum. En kısa zamanda sonuca ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama durum düşündüğümüzden daha karışık olabilir. Bakın, size ne düşündüğümü söyleyeyim. Eğer Okan'ı sağ salim bu hastaneden çıkaramazsanız sizi tüm Türkiye'ye rezil ederim. İnanın bunu yaparım. Ne yapıyorsun? Uyanık kalmak için düğüm çalışıyorum. Neye gülüyorsun Bay Mebi? Pardon ya. İnsanların istemsiz gülmelerine karşı bende de istemsiz tersleme özelliği var da. Umurumda bile değil desem. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Birbirine deli gibi aşık bir çift için harika şeyler yapacağım ben. İyi de çocuklar, niye toplandığımızı bilen var mı? Hepinize merhaba. Konuşmamı kısa kesip bugün çok az yapılan bir şeyi yapacağım. Sizden... Yani asistanlardan yardım isteyeceğim. Hepiniz hastanemize yeni gelen Okan Solmaz'ı biliyorsunuz. Hastalığı hala teşhis edilemedi. Tahlilleri temiz. Taramalardan sonuç alınamadı. Engelleyemediğimiz nöbetler geçiriyor ve hiçbir tedaviye yanıt vermiyor.
Daha da kötüsü, hemen bir teşhis koymazsak ölecek. Sizden Okan Bey'in durumunu araştırmanızı istiyorum. Tüm verileri en ufak ayrıntısına kadar inceleyin. Çok fazla şey istediğimin farkındayım. Bu yüzden hastalıkla ilgili en ufak bilgi sahibi olacak kişi hiçbir asistanın sahip olamayacağı bir şansa sahip olacak. Bu zor ameliyata benimle katılacak. Zamanımız kısıtlı. Hemen çalışmaya başlayın. Fikret Hanım size hastanın hikayesini dağıtacak. Hepinize kolay gelsin. Hipoksi, kronik böbrek yetmezliği, asidoz gibi metabolik bir sorun yok. CT temiz olduğundan tümör de olamaz. Levent Bey'le niye çalışmak istemediğini söyleyecek misin bana? Hayır. Enfeksiyon olabilir mi? Hayır. Akyüver seviyesi normal. CT'de lezyon yok. Ateşi düşük. Bostada bir şey yok. Hadi söyle. Peki. Ama başka soru sormayacaksın, tamam mı? Tamam. Sabah takside kavga ettik. Subaraknoid kanama olabilir mi? CT'de kan yoktu. Baş ağrısı şikayeti de yok. Uyuşturucu kullanmıyor. Travma yok. Gece birlikte miydiniz? Daha neler? Bir şey bulamıyoruz. Ya kimse bir şey bulamazsa ne olacak? Yani ya ölürse demek istiyorsun? Evet. Seni sabah mı evden aldı? Hayır, karşılaştık. Tesadüfen aynı taksiye bindik ve ben ona kötü davrandım. O ne yaptı? Senan, hani başka soru sormayacaktın? Tamam. Ya bu ameliyata girmeyi çok istiyorum. Bir şey bulmamız şart. Evet. Yoksa ölecek. Biz buna alışacağız değil mi? Neye? Ölüme. Çünkü şimdi üzülüyoruz. Hep böyle üzülmeyeceğiz herhalde değil mi? Düşünsene. Çok kızmıştım ona ama aslında zavallı. Neler yapmış hava atmak için. Yok 3 saat dövme yaptırmalar. Yok 5. kattan atlamalar. Ela, ne oldu? Kalk gidiyoruz. Nereye? Tek ihtiyacı olan şey anjiyogram. Levent Bey bir saniye. Okan Bey dublör kullanmıyormuş. Kendi hayatını tehlikeye atsa bile biz onu kurtarmalıyız. Baş ve boyun ağrısı yok. CT'si temiz. Subaraknoid olduğunu gösteren tıbbi bir kanıt yok. Biliyorum. Ama yine de subaraknoid olabilir. Hiçbir belirti yok. Ama birkaç hafta önce çekimlerde 5. kattan atlamış. Heyecanınızı anlıyorum ama boşuna zamanımı harcıyorsunuz. Atlayınca bileğini burkmuş. Ya önem vermemiş. Önem vermemiş. Ayağa kalkıp devam etmiş. Kimse önemsemediği için doktor dosyasına bile yazmamış. O kadar önemsiz bir düşüşün subaraknoid'i tetikleme ihtimaline tam anlamıyla 1/1000000'da. Gidelim. Nereye? Okan'ın 1/1000000'da bulmaya. İnanılmaz. Çok küçük ama işte orada. Subaraknoid hemoraji. Beyni kanıyor. Hayatı boyunca bir sorunu olmayabilirdi ama hassas bir noktaya aldığı bir darbe... Tetikledi. Okan Solmaz'ın dosyasını alabilir miyim? Levent Bey, teşhis için yardım edersek ameliyata girebileceğimizi söylemiştiniz. Tabii ama ikinizi birden ameliyata alamam. Ela, hazırlıklara başlayabilirsin. Teşekkür ederim. Belki de Kader. Açıklayayım.
Gidip ameliyata girmek istemediğimi söyleyeceğim. Bana iyilik yapmana gerek yok. Bak açıklaması... Tamam. Duymak istemiyorum. Timsah gözyaşlarını da başkalarına saklı. Ben sadece... Sen beni hiç ilgilendirmiyorsun, tamam mı? Ben ameliyata girmek için patronumla karıştırmıyorum. Bu hastaneye de babamın torpiliyle gelmedi. Zeynep! Ne yazık ki bazılarımızın başarması için çalışması gerekiyor. Pekala arkadaşlar. Herkes hazırsa birazdan bir hayat kurtaracağız. Hayattan ne istiyorum? Aşk, para, sağlık ya da hepsi mi? Karar vermek hiç de kolay değil. Ama ben sonunda karar verdim. Ben sadece yaşadığımı hissetmek istiyorum. Çok mutlu ve çok üzgün. Çok yorgun ve çok rahat. Çok şaşkın, çok utanmış, çok... Hayatımın her anını çok çok hissetmek istiyorum. İşte o yüzden cerrahlıktan bana göre aslında. Her saniyeyi uçlarda yaşıyorsun. İnsanların hayatını kurtarıyorsun. Ya da ellerinin arasından kayıp gidişlerini izliyorsun. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Şimdiye kadar kadavralar üzerinde çalıştım, gözlemledim. Neyi nasıl hissedeceğimi bildiğimi sanırdım. Ama gerçek bir ameliyata girmek inanılmazdı. Benim gidip Okan Bey'i bir kontrol etmem lazım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. İzninle.